Mıknatıs kıradan Dişler, dişedi diyor. yan dişler ve ön dişler. Mıknatıs hayatımızda nerelerde kullanılıyordu? Onu görmüştük. Hatırlayalım bir isterseniz. Arkadaşlar bakın. Hoparlörün içinde ne var? Kulaklık kısmında. Mıknatıs. Var, değil mi? Ayaz. Evet. Açıp kapatıyoruz. O kapağı tutan şey ne aslında? Mıknatıs. Matematik Öğretmen bunu yapmıştık burayı. ve Ayaz ne var? Mehmet Talha, Buğdem, Sait. Yine ne var arkadaşlar? Mıknatıs. Telefonda da var. Kulak 567. ahizesi var ya. Ahizesinin orada ne var? Mıknatıs var. Senin elinde mıknatıs mı var yoksa Ayaz? O ne? Aa, buna benzer gibi bir şey. Evet, mıknatıs mı? Aa, bu sadece seçiyor öğretmenim. Anladım. Mıknatıs galiba. Kredi kartında yok. Arkadaşlar hoparlörde yine mıknatıs var. Var. Mıknatısım Var. var değerli arkadaşlar. Devam, ekranlarımız açık olsun. Nurbanu, Mehmet Dala. Evet. Hayır. Afra Mal. ve Türk. Televizyonda da yine mıknatıs var. Bardakta mıknatıs olur mu? Ha, hayır. Olmaz. Telsizde mıknatısımız var. Dolap Evet. çekmecede olur mu arkadaşlar mıknatıs? Yok. Hayır. Kalemde olur mu? O da yok. Hayır. Onda da olmuyor. Anlayamıyorum. Ama pusulada mıknatıs var. O yüzden Var. pusulada ne derler? Pusulanın doğru göstermesi için sakın yakında ne tutmayın derler. Mıknatıs tutmayın. Çünkü mıknatıs pusulanın ibresini saptırır. Evet, devam edelim değerli arkadaşlar. Doğru olan bir işaretliymiş. Ömer Akif, mıknatıslar diyor. Sen oku. Buyur Ömer Akif. Mıknatıslar, radyo, televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarda kullanılır. Doğru mu sence? Doğru. Doğru, değil mi? Tuncay, aman. Tuncay, ikincisini okuyalım. Mıknatıslar. Mıknatıslar elektronik araçları etkilemez ve bozulmasına neden olmaz. Yanlış. Yanlış. Mıknatıslar arkadaşlar elektronik aletleri bozabilir. Zehra, üçüncüyü sen oku. Evet Zehra. Zehra sesini aç. Zehra, beni duymuyor musun Zehra? Dondu. İkra sen devam et. Cisimlerin kaldırılmasında ve metal atıkların ayrıştırılmasında mıknatıs kullanılır. Evet. Evet arkadaşlar geçen derste bahsetmiştim. Böyle kocaman mıknatıslar var. Onlarla neler alıyorlar biliyor musun Afra? Hani bu büyük arabalar var ya, arabaları alıyorlar mıknatısla. Tutup bir yerden bir yere bırakıyorlar. Hiç gördünüz mü onlardan? Böyle büyük devasa mıknatıslar var. Veya demir atıkları toplayan yerde kocaman mıknatıslar var. Demirleri alıyor bir yerden bir yere götürüyor arkadaşlar. Peki Afra Betül, bunu da sen oku. Banka ve telefon. Evet. Banka ve telefon kartları gibi araçlar mıknatısla yaklaştırılmamalıdır. Banka ve telefon. Doğru mu yanlış mı? Bence yanlış. Şimdi Afra, banka kartının o manyetik yeri var. Eğer oraya mıknatıs yaklaşırsa kartımız bozulur. Telefonun ahizesinde mıknatıs var. Ona da mıknatıs yaklaşırsak yine bozar. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Güzel. Anlaştık. Devam edelim Ayaz'la. Ayaz buyur. Elektrik motorlarında jeneratörler ve santraller mıknatıs kullanır. Doğru. Doğru. Elektrik motoru, jeneratör gibi elektronik aletlerde ne yapıyoruz? Mıknatıs kullanıyoruz. Kullanırlar. Aferin Ayaz. Devam edelim. Bunu da bize Buğlem okusun. Buyur Buğlem. Evet. Neden boş kısımlarında çekim kuvveti daha fazladır? Doğru mu sence? Doğru. Doğru. Evet. Mıknatısın arkadaşlar uçları daha çok çeker. Bunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz Sait Kerim. Öğretmenim, sizin dediğiniz alet burada var. Efendim? Sizin dediğiniz alet burada var. Evet, bakın bu kocaman bir alet. Evet Feyza.
Evet. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzeyi gösterir. Niye demiş? Arkadaşlar, çünkü dünyanın kuzeyinde ya da kutuplarında diyelim daha doğrusu manyetik alan çok fazla. O yüzden bizim mıknatıslarımız kutupları gösterir. Kutuplarda manyetik alan dediğimiz alan çok fazla. Biz göremiyoruz. Eğer görsek ne olur biliyor musun Sait Kerim? Kafayı yeriz Ayaz. Afra bir Ömer Hakim, aslında etrafımızda hep böyle manyetik alan dalgaları var. Ama biz görmüyoruz Allah'tan. Görsek çıldırırız, çıldırırız. Düşünsenize böyle dalgalar geçiyor etrafımızda. Bizim gözümüz ikra onları göremiyor. Evet, eğer o manyetik alan dalgalarını görsek böyle izleriz. Duramayız yerimizde. Her şeyin bir manyetik alanı var arkadaşlar. O yüzden biz bunu göremiyoruz. Evet, ama var. Devam edelim. Arkadaşlar bakın, güçlü bir mıknatıs gösterilmiş. Nerede kullanılabilir bu güçlü mıknatıslar? Büyük metalleri diğerlerini ayırmak için. Mesela ne oluyor? Atıyorum bir bina yıkıldı. Binanın demirlerini alacaksın. Ekranımız açık olsun. Feyza, Talha. Şimdi Talha, bina yıkıldı ya, onun içindeki demirleri alman lazım. Betonlar da var ama ne yapıyorsun? Şu aleti götürüyorsun oraya Feyza. Ayaz, o gidiyor İpek, Tuncay, demire yapışıyor. Demiri alıyor, betonu almıyor. Dolayısıyla demiri ne yapıyoruz? Diğer şeylerden ayırabiliyoruz. Kaptık mı? Tamam mı Afra? Arkadaşlar, Bermuda Şeytan Üçgeni diye bir yer var. Dünya Yani üzerinde böyle bir yer. tehlikeli. Arkadaşlar, duyabiliyor musunuz beni? Duyuyor musunuz? Evet. Çünkü arkadaşlar bakın, buradan uçaklar geçerken elektronik sistemleri bozuluyor ve uçakla iletişim kopuyor orada. Çok ilginç. Şimdi normalde kaptan sürekli Sait Kerim nereyle konuşuyor? Burada kuleyle konuşabiliyor değil mi sürekli? Ama Evet. Afra, Zehra, bu Bermuda Şeytan Üçgeni dediğimiz yerden geçerken İpek, Nisa, Tuncay uçağa ulaşamıyorlar. Ve korkuyor insanlar, eyvah uçak düştü mü diye. Halbuki burada ne oluyor Talha, Nurbanu? Burada bulutların öyle bir hava akışı var ki ve denizde de metan gazı var. Bu manyetik alanı bozuyor. Dolayısıyla orada uçaklardan haber alamıyoruz. Öğretmenim, Efendim. o Bermuda üçgeni ne oluyor ki, yani ne var? Ya o bir yer, yani yeri belirtmek için burada üç tane ada var. Bu üç adanın arasından Miami, Surinam, Bermuda. Bu üçünün arasındaki o denizin üstten geçerken uçağa ulaşamıyorsun. Peki hocam, sorum olacaktı da, o şeytan üçgenine geçersek ne olur? Bir Bak, tehlike olur mu? orada çok ciddi bir çekim gücü olduğu söyleniyor. Uçakları çok uçak düşmüş. Çok uçak düşmüş. Aynı Hayır, gemi olarak. efendim? Gemi olarak. O şeytan üçgenini geçersek ne olur Ha, gemiye? gemi olarak bilmiyorum. Gemiler nasıl etkilenmiş? Ama uçaklar, düşen uçaklar olmuş. İletişim kopan uçaklar da olmuş. Hatırlayın, uçağa bindiğimizde ne uyarısı geliyor bize? Ne diyorlar? Neleri kapatın diyorlar? Kemeri çalıyor. Neleri kapatıyoruz? Telefonu. Telefonları. Niye? Telefonumuza da sinyal geliyor değil mi? Bir manyetik alan. Uçağın cihazlarını bozmaması için ne yapıyoruz arkadaşlar? Uçağın da kapatılmasını. Modunu alıyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar. Devam edelim. Doğru mu yanlış mı oynuyoruz? Talha buyur. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere mıknatıs denir. Doğru mu sence Talha? Ha, şey, hayır demedi şey, dakika. Pızıl tüftü. Yok. Hayır, yani Şimdi yanlış. Talha, sen o derste yoktun. O yüzden bir şey demiyoruz sana. Doğru. Talhacığım, mıknatıslar demir, nikel ve kobalt. Bu üç maddeyi çeker. Başka hiçbir şey çekmez. Mesela mıknatıs tahtayı çeker mi? Hayır. Yok. Hayır. Nikel Hayır.
Hayır, çekmez. demiri çekiyor, demir maddeleri, nikel maddeleri, kobalt maddeleri. Bunun dışında camı çekmez, porseleni çekmez, mermeri çekmez, plastiği çekmez. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Doğru. İpek. Doğru. Devam edelim. Buzdolabı süsü, çanta kapağı gibi pek çok eşyada mıknatıs kullanılır. Doğru mu? Doğru. Doğru değil mi? Magnet yapıştırıyoruz ya buzdolaplarımıza. Mesela magnet niye duvara yapışmıyor? Çünkü mıknatıs var. Mıknatıs Mıknatıs yok. var. Mıknatıs demire yapışıyor. Mıknatıs Duvar demir mi? duvar. Demir Duvardan duvar sonra olursa demir mıknatıs duvara mı yapışır? Ama değil. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet, Sait de yapalım. Sait, mıknatısın aynı kutupları birbirine iter demiş Sait. Doğru mu sence? yanlış. Saitçiğim sen de o derste yoktun. Arkadaşlar, mıknatısın iki tane kutbu var. Birisi ne? Kuzey, diğeri ise. Geçen dersteki arkadaşlar hatırlarlar. Ömer Akif. Aynı kutuplar birbirini ne yapıyordu? Söyleyelim. Aynı Çekiyor. kutuplar birbirine Birini çekiyordu. 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 Ellemeyelim Tuncay. Bakın neyle ne gelirse birbirini itecek. İtiyor. Ama N'nin karşısına S gelirse ne olacak? Çekecek. Zıt olanlar birbirini çekecek. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Evet. Ne diyoruz? Anladım. İkra. Aynı kutuplar birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. Tamam mı Afra? Anlaştık mı? Tamam. Haydi bakalım. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir tane Tadelle sorusu soralım mı? Ha? Evet, bizim Evet, dersten bildiğiniz üzere öğretmenim Tadelle kazan benim bu öğrenci. dersten. Efendim? Resmede sorar mısın? Resmebe sorayım. Tamam, resmebe soralım. Resmede sorar mısın? Kolay bir resmebe soracağım. Kolay. Öğretmenim bu şeyde mi? Chatten mi atacağız, direkt mi söyleyeceğiz? Atacağız. Chatten Çekten atacağız artık. ben bir dakika bir şey bakacağım, geleceğim de. Evet. Arkadaşlar alttakini soruyorum. 45 numara. Evet. Hangi? Vermiyorduk biz 45 numarayı. Gelecek şimdi. 45 gelecek size de. Gelmedi. Dur yaklaştırayım. Evet. Bu 45'i soruyorum. Öğretmenim. Öğretmenim sadelle mi Tadelleli. Sondaki 60 yazan an demek. An. En son an. O askerli olanı yapacaksınız. Üstteki aşağıdaki? limonata o basit. Onu yapmayacağız. Evet. Alttakini yapıyoruz. 45 numarayı. Evet. Acaba ne? Şu sondaki an. 60 olan an diye okunuyor. An. Hani zamanın en küçük şeyi var ya an. Anında. An. Evet, ne olabilir? P ile başlıyor. An. Ben onu severim. Favori değil. Sonu anla bitecek. En sondaki an. Anlamayacak. Evet. Bakalım ilk kim biliyor? Tadelle kime gidecek acaba? Sondaki saat işareti Sondaki an demek. An. An. Litan. Aferin. Hayır. Askerin bir de diğer bir ismi var. Asker değil. Ne diyoruz onlara? Komutan. Komutan. Yok. Kısa. İki harfli. Söylemeyin sakın. Askerin içinde de geçiyor değil mi? Asker. İki harfli. Diğer adı ne? Eş anlamlısı. Evet. Kim bilecek bakalım? Litan. Beyza, bak sadece askeri düzeltirsen Tadelli'yi kaparsın. Hadi. Yok hocam, ben bilemedim. Arkadaşlar, asker değil. Ne deriz? Ne deriz? Ya askerin içinde de geçiyor. Asker. Ne deriz? Aa, evet. Er. Hadi eri de söyledim. Çabuk yaz. Er. Hevaser değil. Çabuk dikkat.
Sonu an olacak diyorum, an. Evet, Nurbanu bildi. Nurbanu neymiş? Severan. Severan. Feveran arkadaşlar, bakın Bir bu ne tane demek? daha lütfen. Arkadaşlar bakın, feveran etmek bağırmak demek. Fe Benim ama kolay değildi ki. zor muydu? Evet. Evet. Bir tane daha. Tamam, o zaman bunu bilin. Hadi bakalım. İlk On yapı tane kadayla mı? Katra. yapıyoruz. O 60 saniye ne diyoruz biz? Ne diyeceğiz ki? An diyoruz. An, çete yazın. Chat kuralımız bu. Söylemiyoruz. Öğretmen, zaten ne diyorduk An diyorduk, an. öğretmenim? Öğretmenim, benimki doğru mu? Öğretmenim Evet, hakkı. arkadaşlar ilk göndereni söyleyeceğim. Patron değil mi? İlk gönderen, önemli olan buraya ilk yazmak. İlk gönderen arkadaşlar Ömer Akif oluyor. Öğretmenim, ben gönderdim ben de. Akif'e gitti arkadaşlar. Ömer Akif'e Tamam. gitti tarihlerimiz. Evet, bir tane de verdik. Katrandı, katran. Katran arkadaşlar. Öğretmenim, benim kadar yanına ne zaman gelecek? Ya biz niye unutuyoruz? Dur, babana yazayım ben. Hemen bak, şimdi anında yazalım. Babam evde zaten, öğretmenim. Evde mi? Tamam, hemen yazalım. Ben babana hatta onun belgesini de gönderdim diye hatırlıyorum. Öğretmenim, dersin bitmesine 5 dakika kaldı. Evet arkadaşlar, hemen yazalım. Aa. Çok çabuk bitti ders. Tanıştık Bari bir bazı arkadaşlarla. O yüzden evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, şimdi herkes kendisi yapıyor. Sait Kerim, çete yazıyoruz. Bulem. Metin mıknatısın etki ettiği maddelerin deney yaparak bulmak istiyor. Deney yapacağı için hangisini kullanırsa etkiyi gözlemleyemez. Çekten yaz. A mı, B mi, C mi, D mi? gözlemler diyor. Gözlemler, pardon. Hangisi olursa gözlemleyebilir. Neyi çeker mıknatıs? Altın mı? Örgün Çete yazın. Altını mı, gümüşü mü, bakırı mı, demir mi? Neyi çeker? Aferin. atıyorum. İkra, Feyza. Bir Evet. şey Evet. Sayın daha Kerem. örgünüm. Evet. Ne Nurbana herkes atıyor. Sen de herkes attın. Ben de mi? Pardon. Evet, ben kapattım. Arkadaşlar, Örneğin demir taşı çeker. Doğru mu Sayın? Değil mi? Sayın Kerem. Sayın Kerem, sana Sayın mı bana diyelim, Kerem mi diyelim? Kerem. Kerem. Tamam Kerem. Hadi Talha, buna bakalım. Nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere nokta 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 denir. Ne denirmiş acaba? Chatten herkes kendisi sor. Mıknatıs. İçimizden Talha. Evet. Arkadaşlar ne deniyormuş? Mıknatıs. Katıs diyoruz değil mi? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekiyordu. Devam edin. Yaparak ilerleyeceksiniz. Hangi sonuca ulaşırsınız? Buyurun efendim, kendiniz yapıyorsunuz. Hadi Afra. Haydi Buğlem. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çeker demiş. Ötten attım. Harikasınız. Aferin. Zehra, mıknatısın zıt kutupları ne yapıyordu? Afra birbirini çekiyordu. Radyolarda mıknatıs kullanılıyor muydu? Ağrı kilişler. Evet Feyza, İkra. Kullanılıyordu değil mi? Radyolarda demir vardı, değil mi? İki var. Hoparlöründe var. Evet. Evet. Arkadaşlar bakın, bu ikisi birbirini çekiyor. Bu ikisi birbirini itiyor. Kutupları ne olabilir? Hangi şıktaki gibi olur? Bakınız. Çok basit yani. İlkine baktığın anda zaten çıkıyor cevap. Çekiyor diyor çünkü. A ile B. A ile B hangi şıktaki gibi olursa birbirini çekerdi? Hadi bakalım. Aa Aa, Tuncay, acele ediyorsun. öğretmenim, Gel. A ve B aynı değil mi? Aynen. A ve B aynı. Zaten cevap A da değil, B de değil, değil mi? Çünkü aynı kutuplar birbirini iter, çekmez. Zıt olması lazım. Hangi şıkta zıt A ile B?
Batman'ın ben bunu Evet. Evet. Değil mi? Aa, niye olmadı? Niye yapmadı? Daha. Benim görüyor musun yaptığımı? Ne neyse. Değişik. Demek ki bu neyse. Bu S'dir. Arkadaşlar o zaman bu ne olmak zorunda? Bir tarafı S, bir tarafı ne? O zaman bu da iteceğine göre ne olur? Ne olur? Bir tane daha tabelle sorusu soruyorum. Hazır mıyız? Evet. Dinle. Yes. Kuşağının sonunda ne vardır? Ne? Ne? Dokuzdan sonra. Kuşağının sonunda ne vardır? Gökkuşağı. Evet, bir Aa, ben buldum. hazine değil, gökkuşağının sonunda. Gökkuşağı. Yanlış mı? Herkes göndersin. Afra Bakayım. Tütün. Önce Afra, sonra İpek Bilgi. Afra ne varmış? Ne yazın Afra? I. Değil mi Afra? Evet. Gökkuşağı. Ha. I yok mu sorunda? Aa. Ya ne Bu haber? soru. Kolay soru. Evet. Kuşağının Bir sonu de Daire hocam çünkü. hayır. Hangisinde mıknatıs diyor olumsuz etki yapmaz? Kimde yapmaz? Bilgi. Silgide yapmaz değil mi arkadaşlar? Aa. Silgide Aa. evet. Aa. Yapsaydı ne olurdu? Sen silmeye çalışıyorsun. Arkadaşın mıknatıs tutup kaydırırdı seni sürekli. Hocam. Heh. 2 dakikaya gidiyorum ya. Bir işim var. Kerem duyuyor musun? Öğretmenim. Hocam, 2 dakika geliyor. Bir şey yap. Tamam, bitiriyoruz zaten dersi. Öğretmenim. Arkadaşlar şuradaki bir sorumuz kalmış. Onu da göstereyim. Diyor ki hangisini daha güçlü çeken? Mıknatıslar yakın olanı ne yapıyordu her zaman? Daha çok çekiyordu. Aa. Birinci. Daha yakın olanı Aa. çeker. Arkadaşlar buradaki sorularımız ödev. Bu deneyi yapabilirsiniz evde, ailenizde. Buraları da yapalım. Bunları da yapabiliriz. Arkadaşlar kuvvetle ilgili. Kitabı olmayanlara ben atacağım. Onlar da değerlendirebilirler. Kitaplarımızı Tamam. alacağız. Kendinize iyi bakın. Bu akşamlık bu kadar diyoruz. Görüşürüz. Tabelleleri ulaştıralım inşallah. Bir dahaki ders Görüşürüz. görelim. Görüşürüz Görüşürüz öğretmenim. arkadaşlar. Allah Allah. Bay bay İlhami öğretmenim. öğretmenim. Buyurun. İlhami öğretmenim. Buyurun.